Merhaba, kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir makyaj videosuyla bugün tekrardan karşınızdayım. Bugün çoğunlukla BT Cosmetics'in ikinci serisi olan BTS'de çıkarmış olduğu ikinci serisi olan BTS Stay It ürünlerini deneyeceğim ve onlarla birlikte kışın son günlerinde güzel bir kış makyajı yapacağım. Hep merak ediyorsunuz işte makyajını çeker misin, işte nasıl yapıyorsun vesaire diye. Aslında böyle çok mükemmel makyaj yaptığımı söyleyemem ama yine de siz beğeniyorsunuz diye çekmek istedim. O zaman hemen hızlı bir şekilde makyajıma başlıyorum. Bunu biraz böyle sohbetli makyaj videosu olarak düşünün. Çünkü sırf makyaj yapınca çok fazla eğlenceli gelmiyor ve kısa sürede bitiyor. Ben bazımı hemen sürüyorum ve baz ile başlıyorum. Günlerde benim cilt tonum, yani cilt rengim birbirine uymamaya başladı. Bunun nedeni de yorgunluk, uykusuzluk vesaire vesaire böyle şeylerden ötürü koyuluklar, açıklıklar, sivilceler, bunlarla savaşmaya devam ediyorum son günlerde. Normalde makyajımda çok fazla baz kullanmıyorum ama bugün gerçekten kendime baktığım zaman çok eşitsizlikler gördüm cilt tonumda. O yüzden de böyle bir baz kullanmayı tercih ettim. Bazımı sürdükten sonra herkes kapatıcıyı fondöteni sürdükten sonra sürer ama ben fondötenden önce sürmeyi tercih ediyorum. Bu da L'Oreal Paris'in Fit Me. Hemen bunu da sürelim. Bir de şuraya sürdük mü? Okey. Şöyle ıslak üçgen bir fırçayla. Aman fırça demişim ya, sünger bu. Ben açıkçası çok fazla kontürlü makyajları sevmiyorum. Yani makyaj yapıyorum ama hani doğal görünsün istiyorum, böyle yüzümde kat kat boya varmış gibi dursun istemediğim için en doğal nasıl olacaksa o şekilde yapıyorum ve size de bunu gösteriyorum. Şimdi fondötenimi süreceğim. Fondötenim Etude House'dan Double Lasting. Bunu sürerken ilk önce elime şöyle bir yeteri kadar alıyorum. Daha sonra cilt bakım yağım var ve bundan da ilk önce öyle yapmam gerekiyordu. 1 2 3 damla bu yağdan sürüyorum. Süngerimi ıslattım. Islak süngerle yaptığınız zaman daha güzel oluyor çünkü. Ve benim bu şekilde yapmamın sebebi, yağ olduğu zaman biraz daha fondöten yüzünüzde parlak ve sanki kendi cildinizmiş gibi duruyor. Diğer şekilde çok bu kalıp gibi göründüğü için, evet bu insan fondöten sürmüş, ta 5 metre ilerideki insan da bunu gördüğü için o işte hoşuma gitmiyor. Ben de böyle bir yöntem deniyorum. Dediğim gibi hani ben bir makyaj, make-up artist olmadığım için öyle bu doğrudur, işin aslı budur diyemem. Hani bana demeyin işte o öyle yapılmaz, böyle yapılmaz demeyin. Çünkü bu benim tarzım. Ne denir buna? Gizem Huang makyajı. Bu blend işini en az 5 dakika yapıyorum. Fondöten ve cildim iyice eşitlensin diye. Ay! Bu arada küpelerim nasıl, efsane değil mi? Ben çok bayıldım yani bunlara. Görür görmez dedim ki sen benim olmalısın. Ve benim oldu.
Böylelikle tam makyajım bitmiş oldu. Artık makyajımızın göz ve asıl sizi ilgilendiren kısmına geçmek istiyorum. Başka bir makyaj kanalında duymuştum. Yüzünüzün şeklini görmek için ilk önce kaşlarınızı düzeltmeniz gerekiyor diyordu. O yüzden ben de yüzümün şeklini göreyim diye kaşlarımı, artık saçlarımın rengini uyduracağım. Arkadaşlar biliyorsunuz son günlerde Güney Kore'de ve daha doğrusu Asya çevresinde koronavirüsü var ve bu yüzden biz de çok korktuğumuz için, endişelendiğimiz için kendimizden ötürü çok fazla dışarı çıkmıyorum, çok fazla bir yerlere gidemiyorum. Eskisi kadar aktif değilim. Bunun sebebi de hani evde çekilebilecek video sayısı o kadar az ki yani. Ne yapabilirim evde? Bir de eskiden hani Mina ile vesaire güzel videolar çekebiliyordum ama şu anda bildiğiniz üzere yeni bir yasa doğrultusunda artık videolarımızda çocukları kullanamıyoruz. Kullanıyorsak da onu çocuklara uygun olarak çevirmemiz gerekiyor videoyu ve yorumlar kısmı kalkıyor, beğeni sayısı görünmüyor, para kazanma çok düşük oluyor. Hani bu yüzden de yani Mina ile video çekemiyorum. Onsuz videolar çekmeye çalışıyorum daha çok ve bu da çok zor oluyor Mina çünkü hala çok küçük. Öyle yani. O yüzden inanılmaz zorlanıyorum video konusu bulma ve video çekme konusunda. Öyle yani. Son günlerde bayağı zorlanıyorum. Neyse ben makyajıma devam edeyim. Göz makyajımla devam ediyorum. Bunun için BTS State çift taraflı far. Double. Bakın bir burada var. Bir de burada var. Bir tane alıp iki tane için kullanabiliyorsunuz. Renkleri size tek tek göstereyim. Bu ilk rengi. Bu da ikinci rengi. Farın yapısı kremsi. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Bu farı bu yüzden parmaklarımızla sürmek gerekiyor. Çünkü fırça bu farı güzel dağıtmıyor. Ben daha önce dedim ki video çekmeden önce böyle aptal durumuna düşmeyeyim. Hani böyle saf saf sürüyüm olmasın. Hani bu kız hiç makyaj yapmayı bilmiyor demesinler diye. Ben o yüzden daha önceden denedim bu farlarla falan makyajı. Ve ilk önce fırçayla denedim. Fırçayla olmadı. O yüzden bugün parmakla sürüyoruz. İlk önce koyu renk olanı alıyorum ben. Göz kapaklarıma sürüyorum. Daha sonra gözümün şu yan tarafı ve alt tarafına. Doğal bir görüntü olana kadar da parmağımla yaymaya devam ediyorum. Bu elle makyaj olayı ta ne zaman böyle? Önceden fondöteni bile elimizde sürerdik. Yaptığım hareketi aslında fırçayla yapmak daha. Yalnız bunu sürerken de sürekli böyle bakın. Olmuş mu, olmamış mı? Çünkü şu hareketi yaparken özellikle koyu bir far sürüyorsanız pandaya benzeyebiliyorsunuz. Evet, ilk katı sürdüm. Daha sonra bu altın sarısı olan rengi nasıl kullandığımı size göstereceğim. Altın sarısı birazcık böyle şey bir renk hani gece makyajlarına uygun falan ama ben bunu günlük makyajımda çok kullanıyorum. Onu da göz pınarlarıma ışıltı vermek için kullanıyorum. Böyle aldım. Gözümün şu kısmına bakın. Şu ve alt kısmına sarı olan, altın sarısı olanı sürüyorum. Evet, şöyle yakından da göstereyim size. Çok parlak ve hani çok da böyle gece makyajı da değil, çok gündüz makyajı da değil. Böyle hoş bir görüntü olduğu için ben farlarımı genelde böyle sürüyorum. Far olayından sonra artık hani çok fazla bir şey yapmıyorum ve maskaraya geçiyorum. Bu da yine State'in çift taraflı eyeliner.
ve maskarası. Maskaranın fırçası böyle ince bir fırça. Bunun rengi kahverengi. Bugün böyle makyajımda kahve tonları birazcık ağır olacak. Böyle biraz glam bir makyaj olacak. O yüzden böyle. Yalnız ben bu ürünün eyeliner'ını denedim ama eyeliner'ı çok dağılıyor. Bir türlü çözemedim ben bu olayı. Bugün de süreceğim ama inşallah tahminimden güzel olur. Eyeliner'ı bu kadar... Ay şimdi bunu bulanık görürsünüz. İnce bir şey. Şimdi ben bunu sürmeye ve bununla güzel görünmeye çalışacağım. Eyeliner'ımı da ben hiçbir zaman kalın sürmem. Çünkü kalın sürdüğüm zaman biraz gözlerimin yapısı çekik olduğu için gözüme sürdüğüm far görünmüyor. Ve güzel olmuyor. Böyle gözlerim simsiyah. Bir tuhaf oluyor ve hoşuma gitmiyor böyle Mısır prensesi şeyleri falan. İncecik sürüyorum. İncecik bir haç şeklinde gözümün bitiş çizgisini takip edip azıcık ilerisinde bitiriyorum. Bunu da size şimdi göstereceğim. Şöyle sadece hafif bir tutuyorum ki gözüm hani sürerken böyle kırış kırış olmasın diye. Eyeliner sürerken derin bir sessizlik. Çünkü dünyanın en tehlikeli işi bu. Bir kaçtı mı bütün makyajımı silmek zorunda kalıyorum ya. İlk gözüm bitti. Şimdi ikinciye geçiyorum. Ay çok mutluyum. Eyelinerlarım muhteşem oldu. Beklediğimden daha güzel sürdüm. Ve dağılmadı. Ve bu beni mutlu etti. Bunun biraz kurumasını bekliyorum. Çünkü kirpiklerimi kıvıracağım. Kahverengi olması da böyle sanki gerçek göz çizgimmiş gibi duruyor. Ve dikkat ettiyseniz genelde kirpik diplerimden takip edip öyle sürüyorum. Bazıları yukarı doğru çeker. Ama ben gözümün hizasında çektim. Biraz aşağı doğru çektim. Karşıdan bakan bir insan, aa bu kızın gerçekten gözleri böyle miymiş gibisinden bir etki yaratıyor. O yüzden de bunu sevdiğim için böyle yaptım. Sonra kirpik kıvırıcımı alıyorum. Kirpiklerimi. Ay bunu yapmak çok zor oluyor. Hiç sevmiyorum. Yakında kirpik lifting yaptırmayı düşünüyorum ama birkaç arkadaşım o olaydan sonra kirpiklerin döküldüğünü söyledi. Çok güvenemedim. Şimdi şu işlemi yani bu kıvırma işlemini yapacağız diye de kirpiklerimizden olmayalım diye düşündüm. Olabildiğince kirpiğim kıvrık olsun diye birkaç kez yapıyorum ama siz yapmak zorunda değilsiniz. Kirpiklerimiz de kıvrıldığına göre. Ürünümüzün maskara kısmını açıyorum. Fırçasını daha önce göstermiştim ama çok ince bir fırça olduğu için doğal bir görünüm sağlıyor. Resmen takma kirpik var gibi oldu. Müthiş oldu. Oo. Yakıyorsun yine ortalığı. Bir de gözümün şu hareket olmazsa olmaz. Gözümün altına da yani alt kirpiklerime de uyguluyorum. Daha güzel olsun diye. Ya bunun farklı bir sebebi de var da böyle gözümüz biraz daha açık ve alt kirpiklere uyguladığınız zaman yaşınız biraz daha olgun görünür. Uygulamazsanız biraz daha genç görünürsünüz. Ben de birazcık küçük göründüğüm için yaşıma uygun olsun diye beni 16-17 yaşında zannedenler var. Yani ben ki nasıl 16-17 yaşında zannediyorsun? Çok üzülüyorum yani. Herkes diyor ki niye bu kadar erken evlendin? Yazık sana bu kadar niye çabuk erken çocuk yaptın diyorlar. Ama yaşım gayet uygun yani. Bu arada Minoş'u soranlar olacak. Minoş içeride uyuyor nene ile birlikte. Evet, böylece göz makyajımı tamamlamış oldum. Artık allık kısmına geçiyorum. Ben ruju en son sürerim her zaman. Çünkü makyajıma göre ruj seçmekte biraz zorlanıyorum. Böyle de güzel mi güzel yine VT Kozmetik'in BTS'le birlikte çıkardığı Stay It'in allığı var. Bakar mısınız şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Ben bu renkleri çok seviyorum. Bu da böyle toz değil arkadaşlar. Toz bir allık değil. Böyle. Bir de burnumun üstüne pıt pıt iki tane. Neden burnumun üstüne koyduğumu şimdi söyleyeceğim size. Bunun sebebi daha doğal dursun. Doğal dursun dedim yanağa bakar mı Allah.
Bir de aldığı sürerken ben böyle biraz geriye doğru çekiyorum ki doğal kırmızılık olsun diye. Ay, palyaço oldum. Palyaço. Evet. Kıpkırmızı bir kız oldum. Sanki Ayaz'da don. Son olarak dudaklarıma geçiyorum. Hani bu Korelilerin yaptığı böyle peach diyorlar genelde onu, böyle şeftali tarzında dudakları. Yapmanızın sırrını size şu anda göstereceğim. Şeftali dudakların sırrı işte bu ruj. Bu da yine BTS'in Stay It markasının. BT ile birlikte çıkardı. Bu da double. Böyle bir tinti var. Sonracığıma böyle bir parçası daha var. Şimdi neden iki parça ve bu nasıl sürülür? İlk önce bu kısmını sürüyorum. Böyle biraz daha yatay bir fırçası olan kısmı sürüyorum. Şu anda çok koyu görünebilir ama birazdan çok güzel olacak. Şimdi bu sürdüğüm kısım biraz pudramsı bir kısım. Yapışmıyor. Yani bildiğin sanki dudağınıza bir toz sürmüşsünüz gibi oluyor. Sonra diğer kısmını açacağım. Bu diğer kısmı da biraz daha jel tarzında. Bunu da iç taraflarına. Fazla dışlara taşmadan böyle sürüyorum. Böyle bunda rujumuzu da sürmüş olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü makyajımın sonuna geldik. Daha doğrusu makyaj videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoları daha çok istiyorsanız beğen ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni makyaj önerileriniz veya yeni video önerileriniz varsa ve bana söylemek istedikleriniz varsa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.